Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz tavuklar kümesten kaçıyorlardı. Bugün kümeste bir güncelleme yapacağız ve domateslerde son durum ne ona bir göz atacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Niye yaptın oğlum? Ben. Ha, öyle kalırsın. Sıkıda kalın. Ve gerçekten hep şunu söylüyorum, yorumlarda da çok yazıyorum. Çok güzel domates var üstlerinde ya. Ay şurada var. Maşallah. Al bakalım. Orası da civciv. Civciv değil artık annesi de. Civciv. Artık tavuk oldular. pH 6.2 civarında bak. Yaklaştırsana. Tamam, bir tarafına zarar vereceğim. Boş ver sen. Senin böyle işler için kocan var. Normalde olması gereken Filiz'le Deniz çiftliğinde olan. Domatesin de domatesim, onu da bırakmıyorum. Şimdi ilk problem Filiz, tavuklar nereden kaçıyordu? Aslında bu biraz sanki Bambam'ın kabahati gibi geliyor bana. Kazıyor mu? Şimdi ben bunu koymuştum önüne ama buradan da çıkıyorlar. Bak bir telin orasına bakarsan. Ben kapamaya çalıştım ama. Ben şu köşe mi? Oo. Burası direkt. Köşede öyle. İki köşeden de. Şu an burası komple delik yalnız. Evet. İki köşeden de komple. Bunu Bambam mı yapıyor diyorsun? Yani buradan geçmiş işte bir şey. Bunu Bambam yapar. Başkası yapmaz. O zaman içeriye bir şey girdi. Bambam onun için girmeye çalışmıştır. Tavuklar için girmeye çalışmaz Bambam. Yok. Tabii ki canım. İçeride bir şey vardır. Onlar için girmeye çalışmıştır. Ama şimdi ne olacak? Biz görünmez. Yani arkasının görünmemesini sağladıktan sonra. Tavuklar dışarı çıkmaya çalışmayacak, Bambam içeri girmeye çalışmayacak. Akşam da kümesin kapısını açık bıraktığımız takdirde hani Bambam içeri girip dolaşabilecek ve güvenlik görevini yapacak. Yani gün içi de giremeyecek ama. Denizcan, şimdi tavuklar dışarıyı görmeyecek, Bambam içeriye giremeyecek filan gibi buraya bir sistem kuracağımızdan bahsetti ama o fikir bize bir can bağımızdan geldi. Telefonla da iletişim kurabildiğimiz için kendisi bize mesaj olarak böyle bir tavsiyede bulundu. Onun dışında yorumlarda da çok güzel öneriler vardı. Tüm bu üstü kapatmak aynı zamanda uçan yırtıcılar için de hani tavukları korumak anlamına geliyor. O da çok cazip fakat alanın aslında o kadar da küçük bir alan değil. Burası 70 metrekare miydi Denizcan? 70-80 metrekare. 70-80 metrekare burası. Yani buranın tamamen üstü kapatmak bizim için biraz maliyetli ve uğraştırıcı da bir iş olacaktı. O nedenle ilk olarak bu yöntemi deneyeceğiz. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Evet minik dostum. Kirari. Koruyacağız sizleri, merak etme. Şimdi önce bu koyduğumuz taşları vesaireyi buradan kaldırmamız lazım. Ha bak Filiz, mesela arkada da. Gel bak. Ben orayı kapadım, dedim tamam oradan kaçmıyor. Bak Bambam burada ne yapmış. Denizcan komple açık ama ya yani. Ay ne yapmış öyle ya? Bambam burayı komple. Aşk olsun Bambam. Şimdi bunları birbirine bağlayıp işte bir hale getirip o gölgelikle de yere sabitleyeceğimiz için bu problem olmayacaktır. Ama bayağı zorlamış. Demek ki yani buraya bir şey geliyor. Hayvanda korumak için evet. Bir şekilde içeri giriyor da komple yamultmuş tabii her şey. Evet. Bambam daha önce burada tavuk çiftliğinde çobanlık yaptığı için tavuklara zarar verme gibi bir eğilimi asla yok. Yok tavuklara bir şey tavuklar yapmıyor. İçin girmez yani. Bu kesinlikle başka bir şey girmiş ve onun için Bambam da koruma içgüdüsüyle. Bu teli tekrar bir gerip düzeltip dediğim gibi üstüne de onu geçeceğiz. Ama önce şu yerdekileri boşaltalım seninle birlikte. Ama bayağı açmış. Her taraftan açmış ya kümesi. Hayvanlar kolay değil. Yani evet. Hayvanlar insan gibi laftan da anlamıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bir şekilde biz gözetleyeceğiz ve verdikleri zararları vermemelerini sağlayacağız. Yani uğraşacağız. Ya da verdikleri zararı böyle telafi edeceğiz. İlk olarak nasıl başlıyoruz? Ya biz şimdi envai çeşit altından geçiyorlardı. Şöyle oluyordu, böyle oluyordu. Yok taş koyalım, yok işte böyle tellerle tutturalım gibi bir sürü şey denedik. Ama bunlar da aynı hırsız gibi. Biz bir yöntem buldukça o yöntemin böyle ötesine geçecek farklı bir yöntem buldular. Hemen bir çözüm geliştiriyorlar. Bayağı zekiler aslında değil mi? Ve kaçma konusunda bayağı zekiler. Ama tabii hayatta kalma konusunda çok zeki değiller bunu yaptıkları için. Bunlar da hep daha sonra kullanacağımız malzemeler. O yüzden zarar gelsin. Bunlar bizim zaten yukarıya kullanırız diye topladığımız şeyler değil mi? Ha? Evet. Yukarıya topladığımız malzemeler. Evet. Bademler de baya baya oldu Denizcan. Renkleri değişti bak.
Bak bu arada kümesi bir göstersene şöyle dışarıdan bak ya. Biz burayı yaparken demiştik ya, yazın gölgede kalacak. Evet. Kışın güneşte. Bak yaprak yaptığı için şu anda. Bademler değil mi? Badem yaprak yaptığı için bak komple gölgede. Evet, neredeyse bahçenin en gölge yeri diyebiliriz yani. Ve bak tavuklara da gel. Şu an 3-4 gündür hepsi burada kapalı. Bak hava nasıl sıcak şu anda, bak bir tanesi bile ağzını açmamış halde. Evet. Yani gayet serin ve güzel bir yer. İyi misiniz gençler? Nasıl gidiyor? Bir şey söyleyeyim mi? Şuradan zaten bak bahçeyi şöyle bir göstereyim. Hızlıca ya, yani bahçede burası dışında, yani burası kadar gölge bir alan yok. Bizim oturduğumuz kısım dışında. Yani evin etrafında var tabii gölgelik alanlar ama bahçe bayağı şöyle güneş yani her tarafı. Bir bahçenin işte ayırdığımız kısım olarak burası gölgedeydi. Orayı evet, da böyle güzel değerlendirmiş olduk. Dediğim gibi badem kışında yaprak döktüğü için kışında burası güneş alıyor. Tam tersi oluyor. Evet. Ve sıcak oluyor. Bir de güneşin açısından dolayı. Bam bam gel bakayım buraya. Gel. Bak şimdi gel. Gel. Gel bir bakayım. Gel. Hadi bakalım bambili. Gel gel. Ya buraya gel ki suratını gör gel. Otur bakayım bam bam. Otur. Bambili ne yapmışsın? Ne yaptın oğlum buraya? Otur otur. Hemen yok öyle. Ne yaptın buraya? Ha? Niye yaptın oğlum? Ha, öyle kalırsın. Neyse sen koru tavukları da. Tamam. İki gün hasta oldum. Başınıza gelmeyen kalmadı. Bir de konuşuyorsunuz ha, hala diyecek. Bir hasta oldum. Tavukların yarısı gitti. Akşamları gir buraya. Gündüz değil. Tamam mı? Bir yıkanma vaktim de geldi. Yine tamam, geçiyor diyeceğim. O zaman arka açalım. Sonra da kumaşımızı artık seninle gerdirip ilk şurayı yapalım. Kısa. Tamam. Hani burada bir şeyi kazanalım. Kısa ya daha kolay yapabiliriz. Sonra öbür tarafa geçelim. Deniz ile deniz çalışırlar birlikte. Çünkü burası Filiz ile deniz çiftliği. Açık alanı o zaman şey yapalım. Böyle bir kapatmaya çalışalım önce. Ya üstünden sonra o gölgelik geçeceği için tutacak ama tabii mukavemet ne kadar güçlü olursa o kadar iyi olur onun için. Evet evet. Şey yapalım yine. Bir uzun bir kesip örgü gibi aslında yapabilirsin. Ha işte geçireceğim şu alt. Ah bam bam ha. Bir yerde de değil ki her yerde yapmış. Hayvan. Her köşede. Yaranamıyor. Her köşede denemiş ama yani şanslı abi. Evet, tamam. Şimdi işi için alakalı, yani işiyle alakalı bir şey olduğu için çok... Kızamıyorum diyorsun. Kızamıyoruz çünkü hani yapması lazım. Hani bunu yapmalıydı yani. Demek ki içeride bir şey vardı. Muhtemelen ya. Hiç diyemiyorum şu hayvancık da. Bir balık ağı örer gibi. İşte geçireceğim şöyle abi. Evet. Bu arada şurada yeşil perdemizde. Fiyatlara çok şaşırdık değil mi Filiz? Evet. Çok dalgalı ya bu kadar. Bu kadar farklı fiyatlar gerçekten. Neye göre? Şöyle diyebilirim. Burada metresini sorduk. Bir 100 liralık vardı, bir de 120 liralık vardı. Yani metresi 100 liraya da 120 liraydı. Açıkçası bize çok pahalı geldi. Çünkü daha önceden bir cam bağımız da nerede demişti? Hangi mağazadaydı? Zincir mağazalardan biri. Zincir mağazalarından birinde Bauhaus'ta galiba 60 lira olduğunu söylemişti metresinin. Burada 120 olunca dedik ki biz bunu internetten bir araştıralım. İnternetten araştırdığımız zaman şöyle bir şey aldık biz. 25 metre, 2 metreye 25 metresini ki burada 1,5 metresi 100 liraydı, 2 metresi 120 liraydı. 25 metreye 2 metrelik bezi 400 liraya aldık. Ne kadara geliyor metresi? 20 liraya falan geliyor herhalde, 20-25 lira. Herhalde. Yani muazzam bir fiyat farkı var. Evet. Tabii daha açmadık, inşallah fiyasko olmaz ama. Evet, şu hani, anda açacağız paketi. Şimdi birazdan açacağız i̇nşallah, paketi de. Yani fiyat performansı. İnşallah. Ya bunların %40 koruyucuları var, %80, %90 var. Burada 120'ye sattığı da böyle %90'lıktan değildi. Bu da %90 yazıyor ama bu da büyük ihtimal %90'lıktan değil. Bakalım. Ne çıkacak bakalım. Metresi formüsünde de yazıyor değil mi? Ya 25 metre olması lazım. Bize 20 metre gerekiyordu. Ben yorumları okudum, hep 1 metre, 1,5 metre eksik gönderiyorlarmış. O yüzden 25 metresini istedim.
İnşallah bize yetecektir. Şimdi patlıcan çıkacak hali de yok içinden. Tek korkum kesik kesik yollamış olmasınlar inşallah. Ay, hani parça evet. Parça. Yekpare olsun. O da kötü olur. Bir daha. De böyle çok hani arkasında gösterir gibi de bir şey olmasın yani. Şu an görüntü sanki o kadar ince değil evet, gibi ama. Görüntü güzel gibi. İlk zaten şuraya takınca belli olur. Ya şeyi de düşündüm de Kenan abinin verdiği şeyden de araya bir şey de ondan koysak. Çuval mı? Çuvaldan. Ne var mı ki? Ama işte çok az kaldı, sırf şey için var. Şöyle koyayım, çıkarken alacağız. Tamam, en azından yekpare. İnce biraz. İnce biraz ama. Biraz ince. Evet, bayağı ince. Çift kat değil mi şu an tuttuğu? Evet. Bir de 2 metre değil, 1,5 metredir herhalde. Yok, tek kat bu. Ama şey olacak, yani işe yarayacak mı? Gözüküyor ya karşısı. Yarar, yarar. Alttan falan geçemeyecekler en azından. Sonra içten bir tur daha geçeriz olmadı. Tamam, yapalım elimizdeki bitsin. Evet. Yeterli değil mi bu? Yeterli. İstiyorsan bir tur daha dolandırayım. Şimdi çok yerden bağlayacağımız için böyle ufak ufak bağlamamız yeterli. Yani 3 yerinden bağlarız her bir tanesini direğe. 6 da gömülü olacağı için o sabit durur diye düşünüyorum. Ben direkt atlayayım. Yani ufak diyorsun. Ufak bir sürü bağlayalım. Aha. Aşağıdan bir sabitle, ben şunun üstüne... Aşağıdan da bağlarız. Bunun üstüne de taş değil mi? Arkada birimizin önde olması lazım. Yani çığlığı yakalayabilir miyim diye düşündüm. Yok, yakalanmıyor. Ver şuna, tutup çekeyim bakayım olacak mı? Alırken daha... Kolay hızlı olur. Canım var. Taşla döşersek tamam ya, sağlam artık. Buradan da çıkmazlar herhalde. Ve gözükmüyor da öyle değil mi? Hani gözüküyor ama şey değil. Yani görüntüyü kesiyor. Evet. Biz bir ara Sakarya'da almıştık ya, evin etrafını sarmıştık. Nerede acaba? Getirdik mi onu? Getirmedik. Şey gibi, hani onun gibi sadece bu koyu yeşil, o açık yeşil değil mi? Daha açık evet. Yeşilde. İyi değil mi? İyi. Şimdi biraz altından bir tane daha. Bak şuradan falan iyi. Şunu keseyim. Bir sonrakine geçeceğim. Şöyle şu 2 tane geçirdim istiyorsan. Bağla direkt. Valla 120 lira yerine metresi. 120 lira olsaydı, bak bize 20 metre gerekiyordu. 2400 lira olacaktı. Biz 400 liraya hallettik. Kargosu margosu hepsi içinde dahil yani. Yarı yarıya gibi. Ne yarı yarıyası? Biz ne kadar aldık? 400. 400 evet tabii. Böyle hesaplı olunca çok seviyorum. Kim sevmez. Çok para ya yani. Kalitede de büyük bir fiyat şey, kalitede büyük bir fark yoksa. Yok ya. Herkesin... Ya baktım hani özellikle onun için baktım. Ben dedim ki acaba dedim hani o böyle komple arkasını göstermiyor da bu gösteriyor mu? Alakası yok. Bir daha da güzel gösterdi değil mi? Evet evet kesinlikle. Güzel oldu bence. İle deniz çalışırlar birlikte, çünkü burası Filiz ile deniz çiftliği. Filiz ile deniz çiftliği, emek verir el ele,
gün geçer keyifle. Filiz ile deniz çiftliği. Artık çoğu bitti, azı kaldı diyebilir miyiz? Azı bitti, çoğu kaldı. Azı bitti, çoğu kaldı. Bu tarafı yaptık dostlar. Vallahi jilet gibi oldu ama. Evet, daha güzel gibi. Şimdi sıra bu tarafta. Yine Bambam sayesinde bir bombe var. O bombeyi de düzelteceğiz bu terle birlikte. Bakın bu jilet gibi oldu. Burası da bombeliydi. Şu alta taşları da koyduk artık. Alttan içeri bir şey de giremez, çıkamaz da yani. Hem teli hem de gölgeliği yırtması lazım. Filiz ile deniz çiftliği. Emekleri lelele, her gün geçer keyifle. Filiz ile deniz çiftliği. Tel oldu. Aslında bu yeterli ama biz gene taşı da çekelim Filiz. Değil mi? Evet evet, taşla dolduralım altını. Şurası çok güzel gözüktü çünkü bana. Hani öyle bir ayrı ev gibi. Şöyle biraz kum çekiyorum ki güçlendiriyorum şurayı. Şimdi bunu toprağa gömüyoruz. Çürümeyecek mi diyenler olabilir. Çünkü ben düşünmüştüm öyle. Bu malzeme plastik bir malzeme olduğu için burada ben Sayım abiye sordum. Onlar da gölgelik için falan kullanıyor. Ucunu diyor biz toprağa gömüyoruz diyor arkadan. Hiçbir şey olmuyor diyor senelerce. Zaten bunu da burada 2-3 sene idare etmesi lazım. 2-3 sene sonra zaten yenilenmesi lazım bir şekilde. Eskiyecek. Yine bambam geçecek, o geçecek, bu geçecek. Bak yine dümdüz oldu fark ettiysen. Evet evet, güzel gözüküyor. Güzel oldu. Şuraya da taş döşeyelim. O zaman gel taşları ben arkadan alayım. Kaç el arabası taş olur sence? Bayağı olur ya. 10 tane olur mu? Gel bakalım. Burada da bayağı varmış. Bunlar tarla yaparken parça içinden çıkarmam. Şurası yarın el arabası var. Ben de şöyle göstereyim. Şu tarım sulama şeyleriydi. Burayı böyle komple kazdıkları için taş içinde. Tabii büyük taşları değil ama ufak taşları da ben oradan buraya atacağım. Filiz dolduracak. Kafamı atmasın inşallah. Ha? Kafamı atmasın inşallah. Ben şöyle koyayım, sen al. Daha rahat mı almasın? Valla tam da akretlerin şey ya, tırsa tırsa kaldırıyorum saçları. Evden getireyim sana. Yok yok. Havuzu temizlerken 50 tane akrep görüyoruz. Şu kadar taş kaldırdım, daha bir tane görmedim. Çok enteresan vardı. Bence araba doldu ama. Tamam, bunları doldurayım. Çok ağır olmuş ha. Evet. Ama sen de hemen şikayet ediyorsun. Sanki taş taşıyorsun. Ne yapacağım? Seni yetkili seni. Seni gibi deneyeceğim seni. Güzel bir yavru gününde. Sol gestirilerinde de rahatlatmaya çalışıyorsun değil mi? Evet. İyi. Ara verelim. Sen istiyor musun? Ben. Var mı? Var. Vardır, olmaz mı? Olmam mı? Vardır. Şu an sana daha komik bir şey göstereceğim. Dur bak. Neymiş? Bulursam şurada. Kavur. Evet. Burada. Burada. Araya yanlışlıkla kavun ekmişiz dostlar. Kendimi sağ koyacağım. Ben kavun. O da sarılmış. Burada da vardı bir tane. Bakın şurada da oluyor. Ufak. Bir 5 tane kavun ekmiştik buraya yanlışlıkla. Evet. Kavunlar da büyüyor. Oh. Şöyle güzel güzel domatesler var. Kızarmaya da başladılar. Bak Filiz, mesela şurada bir tane var. Bir baksana ne halde. Çünkü artık almaya başladık. Düzgün oluyor. Koparayım mı? Kopar. Koparılacak gibi olmuş değil mi? Bir tık daha kızarabilir ama kızarıyor yani, buradan sonra evde de kızarır. Çok güzel. Her şey camın önünde.
Birazdan toprak pH'ini falan da göstereceğiz. Bakın dostlar, hiçbir şey yok. Gayet güzel, sağlıklı bir domatesimiz gibi de kokuyor. Evet. Şurada da salatalıklar var da bunları daha sonra kopartalım. Biraz daha büyüsünler. Yarım. Ufak ufak. Yarım. Başka var mı öyle büyük gördüğün? Salatalık mı? Salatalık. Burada. Nerede? Aa bak, bir kabın daha. Bak. Askıda kabın. Bak burada. Nerede? Aldım. Başka var mı senin tarafında bakayım? Var. Ay bunlar çok büyümüşler. Bunlar alması. Nerede? Burada. Ha buraya dur. Kayboldu orada. Sen sabah toplamamış mıydın? Şey, sabah sadece çocuklara verecek kadar birkaç tane toplattı. Ama varmış bayağı. Tamam, hadi şu taşları yapalım, gelelim bahçeye. İş çok. Yiyelim bir tane salatalık, kırt kırt. Su gibisin. Yaşım sıcak. İltifat değil. Böyle terleyince en güzel şey, böyle kendi yaptığınız, yetiştirdiğiniz salatalık. Evet. Oh. Ya özendirir gibi oluyor, bir şey yemiyor, tanıyorum ya. Vallahi ya salatalık böyle kimsenin ulaşamayacağı bir şey değil ama şimdi yani bahçede yetiştirmek başka bir şey ya, değil mi? Bunun tadı apayrı ya yani. Ben normalde tuzsuz salatalık hiç sevmem, yemem. Bu yeniyor yani. Ve kendi içinde bir tatlı değil mi biraz böyle? Yani evet. Bir çok enteresan bir aroması var. Ve gerçekten hep şunu söylüyorum, yorumlarda da çok yazıyorum. Köye göç ederken en çok istediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Yani tükettiğimizin en azından bir bölümünü üretebilmek. Ve bu anlamda her geçen gün biraz daha yol kat ediyoruz diyebiliriz. Bayağı şey üretiyoruz ya. Evet yani yumurta, işte sebze, meyve, peynir değil mi? Bak peynir, koyun peynirimiz var, gayet de güzel yani. Vallahi bizde ne eksik biliyor musun? Bal ya. Bal. Babamla konuşup ikna edelim, iki tane petek koyalım buraya. Ya petek çocuklardan dolayı korkuyorum hani. Bir şey olur mu? Bahçenin üç köşesine koyalım. Belki aşağı bahçeye koyabiliriz. Ha yani aşağı bahçeye. Belki bahçe öyle olabilir. Bir şey olabilir. Bal yapalım, bal. Yani kaliteli evet. Bala ulaşmak da kolay bir şey değil. Bala da başlayalım, tamam. Bir daha arı olsun. İpek böcekleri var. Günaydın. Ne haber? Alıcıkta. Evet Taş, ne yiyorsun sen gene? Ağzın yüzün yemek olmuş. Şu. Evet, su var orada. Ne haber? Mutlu uyanmışsın. Oh, afiyet olsun sana. Nom nom. Benim iş daha güzel oğlum. Evet, Murat Deniz'e geldi. Kümesi kaparız. Civcivleri açalım istiyorsan. Açalım. Artık civcivlikleri de kalmadı, tavukları. Nasıl olsa biz sadece dışarıdan taş döşeceğiz buraya. Başka iş yok. Kapalı şey, biraz parça vardı. Yapalım mı kapağı da? Yapalım. Kapıyı da. Yaparız. Açayım mı? Aç. Hazır mısın? Hazırım. Bir süredir kapalılardı. Yine. Ay, uçarak geliyorlar. Ne kadar azaldılar ama değil mi? O iki gün bambamsız. Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yine de var. Çıkarlar. Gitmiyor ki. Sen o kolay zannettin değil mi? Oh. Hadi. Yok, gitmiyor. Öyle gitmez çünkü. Nasıl gidecek? Tekerleği batmış artık, onu ters çevirmen lazım. Ha. Onu çevir. Oh. Oh. Tamam, bir tarafına zarar vereceğim. Boş ver sen. Senin böyle işler için kocan var. Neyse, piş, sen yap. Efiliz, tavuklar mutlu, Murat Deniz mutlu, biz mutlu, kümes biraz daha adam oldu. Evet, görüntü olarak da güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Şöyle hoş duruyor yani, taşlar da hoş durdu, yeşillik de hoş durdu. Bence iyi de kapadı, gözükmüyor yani arkası o kadar çok. Evet hani komple kapadı diyemeyiz ama gayet iyi yani. Evet.
Ya bizim planladığımız zaten bu malzemeyi çift kat kullanmaktı. Biz bu kadar hani transparan olacağını zaten biliyorduk ama... Bu kadar yani evet. Tek kat kullanacağımızı bilmiyorduk. Evet, tek kat kullanmak zorunda olacağımızı düşünmemiştik. Yine de işlevsel mi? Yani 2 metre yerine 1,5 metre falan çıktı herhalde. Ben 2 metre olsa kıvırabiliriz diye evet, düşünüyordum. Evet, 2 metreye düşürecektik. Ama yine buradakinden daha ucuz söylersek yine aynı yerden bence sipariş edip arkadan da belki bir tur geçeriz. Evet, iç taraftan da bir tur belki. İç taraftan da bir tur geçeriz. O zaman domateslere doğru mu geçsek yavaş yavaş bir? Oradaki gel peyaşı meyaşı gösterelim bir. Gösterelim bakalım. Zaten demin kızarmış domates gösterdik değil mi? Evet. Ben yedim bile arada. Afiyet olsun. Bunu burada ilk defa kullanacağız. Bu aleti toprağa saplıyorsunuz. pH'i şuradan ışığı, hani ışık yeterli mi acaba ve topraktaki nemi ölçüyor. Şu an biz hepsini ölçeceğiz. Biraz nem az gibi geliyor çünkü bugün çok sıcaktı. Dün de sulamadık. İşlerimiz vardı biraz. Dün atlamış olduk ama. Gel şöyle Filiz bakalım. Şöyle en baştan toprağa saplıyorum. Bak pH'im yükseliyor burada. pH 6.2 civarında bak. Yaklaştırsana. Ver bana. Bakın dostlar. pH şuradan parlıyor mu bilmiyorum. 6'nın biraz üstünde. Nemi açıyorum. Aslında bak toprak wet. Wet de şu an toprağın şeyi iyi diyor. Yani 6 demek ki ıslak. Işığa geleyim. Işık da buraya iyi geliyor gene. Yani gölge olmasına rağmen buraya iyi düşüyor. pH'a bir daha bakayım. Bakın pH 6'da. Islaklıkta şu an toprağın ıslaklığı iyiymiş. Bunu toprakta bırakmamak gerekiyormuş herhalde. Evet. Bozuluyormuştu. Onu güzel temizleyip silip kaldıralım. Evet. Lazım olacak. Bu. Ver bana ben saklayayım. Domates avına çık bakalım başka var mı? Aa bak şurada da bir tane kırmızı var ve çok büyük. Kocaman evet. O benim de şimdi dikkatimi çekiyordu. Şuradan geçeceğim ona. Geç bakalım. Bakalım o nasıl? Allah yoktur. Ay yok deneyeceğim. Yok değil mi? Göster. Vallahi yok. Şöyle bende. Bir oluyormuş o. Sonradan evet, şey olmuş galiba. Sanki. Toplamış. Sulamaya ama başladık ya. Ama bu kadar ya. Oluyor. O olur. Bu kadar bence. Bundan sonrakilerde hiç olmayacak. Şimdi bir sorun olacağını zannetmiyorum şu an bunu. Şu çok güzel domates var üstlerinde ya. Ay şurada var. Maşallah. Al bakalım. Orası da salkım domates herhalde. Bakın domatesler düzeldi dostlar. Gayet arkasını da göster. Heh, gayet düzgün. Artık domatesleri güzel alıyoruz. Mis gibi domates koktu. Şurada var. Bak. Bak gayet düzgün. Zaten kıçını dönmüş. Tam anlamıyla. Buraları da siyah siyah. Bunların kendisi öyle. Cinsi bak öyle. Yeşil kendi öyle. Cinsi öyle. Cinsi öyle. Dostlar. Bu arada bak arkada ne görüyorum orada kocaman karpuz. Bir. Karpuz. Şöyle göstermeye çalışayım. Böyle karpuzdur ha. Karpuz var. Valla domateslere çok sevindim. Bu kadar emek boşa gitse gerçekten çok üzülürdüm. Bak, topladı. Şimdi dostlar topladı. Ne yaptık? Ne yaptık da kurtardık? Bir kere sulamayı daha seyrek yapıyorduk. Sulamayı sıklaştırdık. Şimdi bize domates suyu çok sevmez, her gün su vermeyin gibi öneriler geliyordu. Fakat bu tip öneriler bölgeye göre değişiklik gösteren şeyler. Ya burada gerçekten toprak, yani toprağın yapısı da çok kumlu olduğu için zaten belli bir miktar suyu tutabiliyor. Ve aynı zamanda da çok sıcak bir iklim. Yetmiyordu yani su. Yeterli gelmemiş su. Bizim anladığımız. Çünkü bu kadarcık domates kabuğuyla topladığımız yumurta kabuğuyla topladığımızı zannetmiyoruz. Zaten sizlerden gelen yorumlar şöyleydi. O yumurta kabukları işe yarar yaramaz değil ama çok uzun vadede yarar. Demek önümüzdeki ki biz onun için. Değil aslında sadece düzenli sulamanın faydasını gördük değil mi? Daha sık evet, sulamanın düzenli faydasını sulama. Gördük. Ya aslında şöyle biz burada Sayım abiye gittik hemen. Sayım abi profesyonel olarak ekim yapıyor. Profesyonel olarak ekim yapıyor derken şöyle fasulye ekmişti değil mi? Şimdi domates, biber vesaire ekti. Böyle direkt hale ürün verecek gibi böyle dönümlerce yer eken bir abimiz. Ona gösterdik burayı. Ya dedik ne eksik, kalsiyum mu eksik, işte bize bir şey önerir misin, ne yapabiliriz vesaire diye. Dedi Deniz dedi siz biraz az sulamışsınız. Dedi bitkilerin suya ihtiyacı var. 3 günde bir sulamayın. Siz her akşam ufak ufak sulayın. Her akşam dedi damla sulamayla bir yarım saat sulayın onlar toparlar dedi. Ve onun da dediği gibi toparladı. Şükürler olsun. Yani bu arada yani bu yaşadığımız sorunla beraber bize çok güzel tavsiyeler evet. Ve öneriler geldi.
Özellikle gelecek dönem toprağı hazırlarken... Ona göre hazırlayacağız. Evet, yani kalsiyum anlamında neler yapabiliriz? İşte yumurta kabuklarını hala biriktiriyorum, yine kullanacağız. Özellikle sirkeyle daha rahat açığa çıkartabilirsiniz kalsiyumu. O şekilde kullanılmalı. Yumurta kabuğu çözünüyor ya şeyde, evet. Sirkede, o yüzden. O şekilde seyrelterek hem yaprağı da uygulayabilirsiniz dediler. Bu tip bir durumda aslında yaprağı da uygulayabiliriz. Burada lafını keseceğim. Esas Nursen ablamız çok güzel bir öneride bulundu. Dedi ki semizotlarını toplayıp şerbet yapın. Direkt yapraktan spreyle uygulayın dedi. Bir basamak sonra da onu yapacaktık hala düzelmeseydi. Ama hala da yapabiliriz belki. Evet, yani, yapabiliriz. Şey için sonuçta gübre vermiyoruz. Yani gübre vermiyoruz derken böyle yapay dışarıdan bir şey vermiyoruz. Hı hı. Kendi yaptığımız güzel şeyler o şekilde vermek iyi olacaktır. Evet, artık yani. Bu hangi cins acaba ya? Şöyle uçları siyah siyah. Blue mi? Bu blue olabilir mi? Blue, bu hani blue. Çürük olduğu için falan değil. Daha en ufaktan böylelerdi. Zaten dipleri kararıyordu. Gayet güzel. Şuradaki mis gibi de kokuyor. O araya gitti değil mi? Şöyle. Evet, Murat. Peki. Murat Deniz. Güzel. Aman aman aman. Oğlum. İyi misin oğlum? Domatesin peşine iyi miyim, domates arıyor. Bir öper misin beni? Bak, bir öp beni. Bir öp beni. Öp babayı. Şişt, Murat Deniz, bir öp beni. Oh be. Al, ben de sana bunu vereyim. Bu domates, bak domates al. Ya bak, babasının oğlu, teknolojik alet daha çok dikkatini çekiyor. Tamam, onu da al hadi. Çok güzel bir öpücük verdin çünkü bana. Al. Domates, onu ver. Ne yerden geçiyor, ne serden. Tamam. Evet. Oh be. Evet, sevinme dansı. Bu birazcık daha kızarsın. Oh. İlaçsız, hormonsuz efendim. Ayaklara bak, ayaklara. O zaman dans, o zaman renk. Afiyet olsun, güzel mi? Bir domatesin içinde göstereyim dostlar, gayet güzel. Afiyet olsun. Ben de yiyeceğim. Gece. Ye bakalım. Oh, direkt biber. Patlıcanlar, biberler de ne kadar çok veriyor ya. Daha dün topladım çünkü hani. Üstlerinde gene biber var baya. Çok da lezzetli. Kabak çok verimli. Ya kabaklar çok büyük ya. Var mı, göstersene. Yani sakız kabağını geçiyor. Bizim sakız kabakları şey kabağı gibi oluyor. Ne kabağıydı? Şeker kabağı mı? Bunlara bakayım güzel. Evet, domatesler. Burası bakılmayan kısım. Bakalım. Ama şimdiye kadar şunu söyleyebiliriz. Bakılan kısımda daha çok domates var. Değil mi Filiz Hanım? Tabaklara basmadan geçmenin bir yolunu arıyorum şu an. O kadar istilacı ki, görüyorsun değil mi? Evet, kabaklar bayağı istilacı. Ama bak ne kadar sağlıklı duruyor yaprakları. Evet. Ay, mısırlarımıza bak. Evet, mısırlar da büyüyor. Çok mısır ekmedik ama. Az olsun, öz olsun. Fasulye. Bize yeter Deniz. Bak, kabak göster, o büyük kabaklardan var mı? Vardır. Filiz geçen bir kabak toplamış. Komşuya falan götürdü. Hala yemeye çalışıyorum yalnız. Evet, al al, orada var bak. Bir tane de bak, şurada normal boyutunda var, olması gereken. Bu sakız kabağı. Kabağına dönmüş artık. Bak şurada var bir tane ufak. Tam şunun altında. Bunun mu? Şurada. Ha bak o. Bu mu? Daha değil. Değil mi? Ha, sen küçük. Kabak, normal kabak o kadar tabii. Sen şimdi bunlara bir şey yaptın. Küçük. Bu arada dostlar bu kadar ama tadında hiçbir fark yok. Yine şeker gibi yani. Evet. Şu ara bol bol mücver yapıyoruz. Mücverde kullanıyoruz. Evet işte. Komşumuza götürdük bayağı bir. Bilmiyorum o da nasıl götürdük. Zaten bir tanesi bir kilo vardır bunların değil mi? Bayağı vardır ya. Yani, bir kilo vardır. Ben yeni topladım ya, o yüzden şu an çok bulamıyorum ama var yani daha. Ha bak şurada var. Al onu da. Of, o kocaman olmuş. Al bakalım. İyi misin kalk oğlum? Buraya nasıl geçeceğim şu an onu düşünüyorum. Şöyle at ayağını. Aa, basmayayım onu. Ay, bu ne deniz ya, ben bunu. Buna vinç lazım. Ya bak, hiç gübre de vermiyoruz, şey de yapmıyoruz. Değil mi? Nasıl büyüyorlar? Hani ben dışarıdan görsem, aa nasıl da gübre vermişler, hormon vermişler derim buna. Su aldıkça büyüyorlar toplamayınca. Aha, orada da var bir tane kocaman. Sen bunu al da. Biz bunları rendeleyip hazırlayalım vallahi dolaba. Yani bizim derin dondurucu olmadığı için hep farklı işte saklama yöntemleri araştırıyoruz demiştik. Kurutma demiştiniz. Kurutma tavsiyesi çok geldi.
İki gün unutun böyle oluyorlar. Bunlar kalmış arada, ben topladım. Hah, olması gereken ölçü şurada Deniz'cim. İlerle benimle. Gel bakayım. Evet, orada ben de gördüm şurada. Bu olmalı yani. Evet, normalde. Bunu ben salatalık gibi yiyorum çiğ zaten. Gayet de iyi oluyor. Normalde olması gereken Filiz ile Deniz çiftliğinde olan. Domatesim de domatesim, onu da bırakmıyorum elimde. Baba. 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 Evet, kamera. Beni unutmayın ya. Baba. Gelmiyorum, geç annenin yanına. Ay, neler getirdin ya. Ay, çiçekler getirmiş. Oh oh, bu da beni öpüyor. Gel. Gel göster bir şöyle. Ha. Evet dostlar, Filiz ile Deniz çiftliğinde bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir akşamın diyecektim. Bir günün daha sonuna geliyoruz ve akşam oldu. Murat Deniz'in şarkıları eşliğinde bizim yorgunluğumuz. O güneşin batışına doğru bak. Ana. Eski şamanlardan kim kaldı? Evet dostlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok, çok seviniriz. Evet, çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben de çok güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşene kadar dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.